Merhaba arkadaşlar. 2021 LGS sorularıyla artık karşılaştık. Burada da onları birlikte bir çözeceğiz, çözümleyeceğiz. İlk soruyla şöyle bir başlayalım isterseniz. David accepts Andy's invitation. Which of the following can be David's answer to Andy? Şimdi buradaki durum, bize verilen durum, David'in Andy'nin davetini kabul etmesi. Bir cümleye de bakalım. Our basketball team plays a match this Saturday. Bizim basketbol takımımız bu cumartesi bir maç oynayacak. The match starts at 2 p.m. ve maç da öğleden sonra 2'de başlayacak. Would you like to watch the match with us? Bizimle birlikte maçı izlemek ister misin? Ve David'in de ne yapması gerekiyor? Accept, yani kabul etmesi gerekiyor. Bakalım A şıkkına. I'm sorry but I'm having a picnic with my friends on Saturday. Üzgünüm ama cumartesi günü arkadaşlarımla piknik yapacağız diyor. Adana refusing ifadesi, yani reddetme ifadesi elemiş olduk. Oh, it sounds awesome. Şimdi şuraya kadar, bata kadar baktığımızda arkadaşlar kulağa harika geliyor diye başlamış. Ama şöyle burası olumlu giderken bir anda bat deyip olumsuz bir cevap gelmiş. Bakıyoruz ne demiş. But I have to study for an exam. Fakat bir sınava çalışmak zorundayım demiş arkadaşlar. Bursa'yı da elemiş olduk. Ceyhan, I have to finish my project on Saturday but I'll join you. Burada da batlı bir durum var ama cümle yukarıdakinin tam tersi arkadaşlar. Olumsuz başlayıp olumlu bitiyor. Cumartesi gününe bir projeyi bitirmem gerek fakat size katılacağım. Yani accepting ifade eden şık Ceyhan olmuş oldu. Şöyle ikinci soruyla devam edelim. Bir mesajlaşma görüyoruz Jane ve Linda arasında. Linda'nın mesajıyla başlıyoruz. Hi Jane, I'm organizing a movie night on Friday evening. Merhaba Jane, cuma akşamını bir film gecesi organize ediyorum. It will be fun, eğlenceli olacak. Would you like to come over? Sen de katılmak, uğramak ister misin? Demiş. Jane'in cevabına bakalım. Hi Linda, I would really love to join you. Sana katılmayı gerçekten çok isterim. But my cousin is visiting me on Friday. Fakat cuma günü beni kuzenim ziyarete geliyor. Can she come with me? O da benimle gelebilir mi? Şimdi arkadaşlar, Jane'in durumunda ne var? Jane bu etkinliğe, cuma günkü film gecesi etkinliğine katılmak istiyor. Kuzeni de geleceği için onu da getirmeyi teklif ediyor. Ona göre bir cevap vermesini bekliyoruz. Şimdi, according to the conversation above, yukarıdaki diyaloğa göre Jane demiş, may come to the event if she can bring her guests with her. Doğru cevap A şıkkı olmalıydı. Jane bu etkinliğe gelebilir, katılabilir eğer misafirini de kendisiyle getirebilirse. Evet, zaten sorduğu soruda can she come with me diyerek aslında bunu belirtmiş oldu. Bursa'ya bir bakalım. We'll organize her own movie night on Friday evening. Cuma akşamı kendi film gecesini organize edecek diyor. Böyle bir bilgi yok. Doesn't like that kind of event. Bu tarz etkinlikleri sevmez. Hayır, katılmayı çok isterim demişti. Denizli de Ceyhan'ın bir benzeri. Doesn't want to watch a movie that night. O akşam bir film izlemek istemiyor diyor. Tam tersi katılmak istiyordu. Üçüncü soruya da bir bakalım. Evet, Sam ve annesi arasında geçen bir diyalog var. Sam cümleye başlamış. I want to have steak for dinner. Akşam yemeğine biftek istiyorum. Can you cook it for me mom? Benim için pişirebilir misin anne? Annesi de tabii ki demiş. Daha sonra Sam burada bir soru soruyor arkadaşlar. Buradaki soruyu tamamlayabilmemiz için cevap peşinden gelen diyalogdaki cümleye bakmamız gerek. Annesi about 30 minutes, yaklaşık olarak 30 dakika demiş. Demek ki Sam vakitle, zamanla alakalı bir soru sordu. Hemen Adana'ya bakıyoruz. Tabii ki soru kökü de hangisi diyaloğu tamamlar diye sormuş. What are the ingredients? Ingredients hatırlarsanız malzemeler demekti, içindekiler demekti. Malzemeleri soran bir soru boşu tamamlamaz, elemiş olduk. Bursa, recipe tarif demekti. Bana tarifi verebilir misin diyor, yine ilgili değil. Do you need my help to cook it? Pişirmek için benim yardıma ihtiyacın var mı dedi. Ceyhan'ı da eliyoruz. Doğru cevap şıkkı how long'lu soru kalıbıydı gençler. How long does it take to cook it? Pişirmesi ne kadar sürer? Annesi de 30 dakika kadar diye cevap vermiş oldu.
Peki, beşinci soruya bakalım. This is Milo. It helps us with the kitchen chores. Evet, chores ünitesinden, 8. üniteden bir soru arkadaşlar. Milo isimli robot hangi işlerde bize yardım ediyormuş? Mutfak işlerinde, değil mi? Kitchen chores. Soru kökü. Which of the following is Milo's responsibility? O zaman aşağıdakilerden hangisi bu robotun görevlerinden bir tanesidir? Mutfakla ilgili bir iş arayacağız arkadaşlar. Bursa köpeği yürüyüşe çıkarmak diyor, eledik. Ironing the clothes, ütü yapmak, kıyafetleri ütülemek, elemiş olduk. Making the bed, yatağı toplamak, düzeltmek, onu da eliyoruz. Loading the dishwasher, bulaşık makinesini doldurmak, bu bir mutfak işi ve buradaki robotun görevi A şıkkı olabilir. Evet. Evet, dördüncü sorumuz aşağıdaydı. Burada arkadaşlar bir telefon görüşmesi, sohbeti var ve bizden bu diyaloğu düzgün sıraya, doğru sıraya getirmemiz istenmiş. Bakıyoruz hemen şöyle bir cümlelere. İlk başlaması gereken kısım arkadaşlar bir numaralı cümle, 2'de verilen cümle olmalıydı. Hi, this is Kevin. Merhaba, ben Kevin. How can I help you? Size nasıl yardım edebilirim diye Kevin telefonu açtı. Aramayı yapan kişi Adam ise kendini tanıtarak arkadaşlar ikinci cümleyle devam ediyor ikinci sırada. Merhaba, ben Adam. May I speak to Frank please? Frank'le konuşabilir miyim lütfen? Diye cümlesini bitirdi. Kevin Adam'a cevap veriyor. Nasıl? Şuradaki haliyle. I'm sorry, he is not here at the moment. Üzgünüm, kendisi şu an burada değil. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz dedi. Ve üçüncü cümlede son sıradaki cümle olmalıydı. Beni geri aramasını söyler misiniz lütfen diyerek Adam sohbeti bitirdi. Evet, bu sıralamayı sağlayan arkadaşlar şık Bursa. İkinci cümleyle başladık. Daha sonra dördüncüdeki cümle geldi. Üçüncü sırada ilk cümleyi verdik ve üçüncü cümleyle diyaloğu tamamlamış olduk. Cevap Bursa olmalıydı. Şöyle devam edelim. Evet, altıncı soru. Science ünitesiyle ilgili bir soru gelmiş. 3 tane kitap kapağı verilmiş arkadaşlar. Bir bakalım hemen. Scientific Inventions in Germany. Almanya'daki bilimsel icatlar diyor. The biggest experiments of the 20th century. 20. yüzyılın en büyük deneyleri. Scientific achievements in Turkey. Türkiye'deki bilimsel başarılar demiş arkadaşlar. Bakalım. Daniel has read the books above. Yukarıdaki 3 kitabı Daniel okudu. He wants to buy a new book on a similar topic. Evet, şurası önemli bizim için. Yukarıdaki 3 kitabı okumuş ve benzer konuyla ilgili olan bir kitabı, yeni bir kitabı satın almak istiyor. Yukarıdaki 3 kitap da bilimle ilgili kitaplardı. Yani Daniel'in yeni satın alacağı kitap eğer aynı konularda olacaksa yine bununla ilgili bir kitap olmalı. A şıkkı önemli, ünlü spor festivalleri diyor, elemiş olduk. Çocuk şiirleri diyor Bursa, eledik. Ceyhan'da da geleneksel Hint yemekleri demiş. 3 şık arkadaşlar Daniel'in ilgi alanıyla benzer değildi ama Denizli doğru cevaptı. History of Modern Physics. Modern fiziğin tarihi Daniel'in bir sonraki satın alacağı kitap olabilir. Evet, 7. soru. Which of the following should I prefer? Burada 4 tane ulaşım seçeneği görüyoruz arkadaşlar. Hem fiyat hem de saat bilgileri verilmiş bu 4 ulaşım aracının. Mike'ın durumuna bir bakalım isterseniz. Mike is a university student in Istanbul. Mike İstanbul'da bir üniversite öğrencisi. He is going to visit his friends in Ankara next weekend. Ve gelecek hafta sonu Ankara'daki arkadaşlarını ziyaret edecek. He has 70 liras for transportation. Ulaşım için 70 lirası var. And he wants to go there in the shortest time possible. Şurası önemli bizim için. Hem bütçe verilmiş arkadaşlar 70 lira. Hem de şurada başka bir bilgi daha var. In the shortest time possible. Ve oraya da mümkün olduğunca kısa sürede ulaşmak istiyor. Şimdi 70 liramız olduğu için uçak ve özel araç seçeneklerini elemiş olduk zaten. Fiyatları bütçesini aştığı için. Şimdi elimizde bir otobüs, bir de tren kaldı.
İkisi de bütçe olarak uygun. Saatlerine bakalım. Otobüs 5 saat sürerken tren 8 saat sürüyormuş. Michael nasıl bir isteği vardı? Mümkün olduğunca da erken gitmek istiyordu. Kısa sürede gitmek istiyordu. O zaman tren seçeneği de eleyip otobüsü seçmemiz gerekiyordu Mike için. Evet, 8. soru. Sandra'nın bloğu verilmiş. Soru köküne bir bakalım. Which of the following questions has Sandra answered in her blog? Sandra blogunda hangi soruyu cevaplamıştır diyor. Burada bir soruya cevap verilmiş. Biz de hangi soruyu cevaplamış olduğunu şıklardan bulacağız. Hello friends, today I will answer your questions. Selam arkadaşlar, bugün sizin sorularınızı cevaplayacağım. Let's start with the first question. İlk soruyla başlayalım. I love, şurası arkadaşlar ilk soruya verdiği cevap cümlesi. I love reading about famous people's lives. Ünlü insanların hayatlarını okumayı severim diyor. Evet, bu cevaba sorulmuş olan soruyu bulmamız istenmiş. Bakıyorum hemen. Where do you buy your favorite books? Sevdiğin kitapları nereden satın alırsın? Verilen cevabı uygun bir soru değil. How many books do you read a month? Bir ayda kaç kitap okursun diyor. Yine cevapla uyuşmadı. When will you write about your own life? Kendi hayatını ne zaman yazacaksın? Yine cevapla uyuşmadı. Cevap değişik olmalıydı arkadaşlar. What kind of books do you like? Ne tür kitapları seversin? Doğru cevap olacaktı. O da ünlü insanların hayatlarını okumayı severim diye yanıtlamış oldu. Evet, şöyle devam edelim. 9. soru. Adventures'tan gelmiş. According to the comments above. Burada 4 kişinin arkadaşlar rafting sporu üzerine yaptıkları yorumları görüyoruz. Ve bu yorumlara göre who says something about safety? Bu 4 kişiden hangisi güvenlikle alakalı bir yorum yapmıştır diyor. Cindy'ye bakalım hemen. I think it was an amazing experience. I'll do it again. Bence harika bir deneyimdi. Tekrar yapacağım demiş. Güvenlikle alakalı bir şey söylemedi Cindy. Fred, it was both challenging and exciting. I liked it. Hem zorlayıcı hem de heyecan vericiydi. Sevdim diyor. Yine yorumu güvenlikle alakalı değil. Tom, it wasn't exciting. Heyecan verici değildi. I didn't find what I looked for. Aradığım şeyi bulamadım diyor. Tom'un da güvenlikle ilgili bir şey söylemediğini görmüş olduk. Cevap Kate olmalıydı. It was very dangerous. Çok tehlikeliydi. You shouldn't do it without your helmet. Helmet, kask. Without da olmadan demek de değil mi? Bunları konuşmuştuk. Kaskınız olmadan denememelisiniz diyor. C şıkkında Kate verilmiş, işaretledik. Şöyle son soru sanırım. Evet. İki kişi verilmiş ve iki kişiyle ilgili bazı bilgiler sıralanmış gençler. Bir bakalım. Tina 23 years old. Tina 23 yaşında. Nick 25 years old. 25 yaşında da Nick var elimizde. 340 people follow her. 340 kişi Tina'yı takip ediyor. 450 people follow him. Nick'i de 450 kişi takip ediyormuş. She has 11 videos on the internet. İnternette 11 videosu var. He has 15 videos. 15 videosu var. Her videos have 300 likes. 300 beğenisi varmış videolarının. His videos have 265 likes. 265 beğenisi varmış Nick'in de. Şimdi arkadaşlar, Tina ve Nick'le ilgili bilgilere göre which of the following isn't correct? Soru kökü önemli. Hangisi doğru değildir demiş. Hemen bakalım şıkkına. Tina is younger than Nick. Tina Nick'ten daha gençtir. Bakıyoruz doğru mu? Evet doğru. Tina 23 yaşında daha genç Nick'e göre. C şıkkı. Nick has more videos. Nick'in daha fazla videosu var internette. Tina'nın 11, Nick'in 15'ti. O zaman verilen bilgilere göre Ceyhan da doğru. Nick has less likes. Nick'in daha az beğenisi vardır diyor. Bakıyoruz evet. Tina'ya göre daha az beğenisi var videolarının. B şıkkı. More people follow Tina. Tina'yı daha fazla kişi takip ediyor diyor. Baktığımız zaman Nick'in takipçisi daha fazlaydı. O yüzden verilen bilgilere göre B şıkkı. Yanlış olan şıktı arkadaşlar. Bu da son sorumuzdu. Sorular çok sürpriz gelmedi İngilizce açısından baktığımızda.
Tahmin edilebilir. 10. ünite haricinde 9 üniteden de sorulmuş, kapsamlı bir sınav oldu. Soruları da sizlerle birlikte çözmüş, değerlendirmiş olduk. Umarım hepiniz iyi sonuçlar alırsınız. Hoşça kalın.